26 yaşındaki Hürcan Bulur 24 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için Ankara Batıkent'teki evinden çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hızla gelen lüks aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada sürücü Özer Sağlam Yürek tutuklandı. Davanın ikinci celsesi Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bilirkişi raporu ile sürücü Sağlam Yüreğin 140 km hızla gittiği Tesla şirketinden alınan rapor ile doğrulandı. Raporda araç hızının kaza sırasında 140 km olduğu, kazadan önce aracın önünde cisim var uyarısı yaptığı yer aldı. Rapora göre sürücü Sağlam Yürek uyarıya rağmen hızını arttırmaya devam etti. Hürcan Bulur'a çarptıktan 8 saniye sonra daha hızlanıp ardından frene bastı. Duruşmaya Bulur ailesi ve avukatları katıldı. Sanık Özer Sağlam Yürek ise Segbis sistemi ile duruşmada yer aldı. Tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları ile Sağlam Yüreğin 50 km hızla seyretmesi gerektiği yolda 120-140 km hızla seyrettiği tespit edildi. Bulur ailesi avukatları kasten öldürme sebebiyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini ve Sağlam Yüreğin tutukluluk haliyle yargılanmasını talep etti. Duruşma sonunda mütalaayı okuyan savcı, Sağlam Yüreğin bilinçli taksirle ölüme neden olduğunu belirtti. Kararı açıklayan mahkeme, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebini reddetti. Sanığa bilinçli taksir sebebiyle 7 yıl hapis cezası verdi. Pişmanlık indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek sanığın hükümlü olarak tahliye edilmesine hükmetti.